Evet sevgili dostlar. Sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Herhalde pazarınız güzel olacaktır. Valla siz bu videoyu beğenirseniz benim de güzel olacak. Trendyol Süper 15. haftasında Fenerbahçe derbide deplasmanda 3-1 mağlup etti. Şey Beşiktaş'ın mağlup etti pardon. Yük yazmışlar göremedim. 15. haftasında Rıza Çalınbay'ın ekibi Beşiktaş'ta İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpra, tüp, tüpçü, şey Tüpraş stadyumunda oynanan müsabakada Fenerbahçe adına golleri Edin Ceko 63. dakikada penaltıdan Tadiç ve 90 artı altta Sebastian Şimanski kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada Alex Oxlade Chamberlain kaydetti ve skor 3-1 gerçekleşti. Penaltı vuruşu olmasaydı eğer Fenerbahçe'nin şey Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında kaleyi bulan şutu yoktu. Fenerbahçe bir sonraki maçta ligde evinde Konyaspor'u ağırlarken Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'a yenilecek. çünkü en önemli maçı bitti. Çalın 5 beş değişiklik. Beşiktaş son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıkmış. Mert Günok, Onur Bulut, Erik Bey, Bali, Daniel Amerti, e, Basket Faravla, Umut Meraş, Necip Uysal, Getson Fernandez, Chamberlain, La tamam bunu biliyoruz. biliyoruz. Yedek kulübesinde şunlar yer aldı. Teknik direktör Rıza Ankara bir bir beraber kalan maçta görev verdi. İlk 11'de görev verdi. Hacı Ahmetoviç, Salih Uçan, Zaynut Dinov, Abu Bakar'ı yedeğe çekmiş. Omar Kolle ise sakatlı nedeniyle kadroya dahil edilmemiş. Ee, onların yerine şunlar oynatıyor. Abu Bakar sürprizi. Abu Bakar'ın derbide yedek beklemesi büyük bir sürpriz. Ben niye sürpriz yani yedek beklediğini maçtan sonra anladım. Ama şuydu. Tipik Anadolu takımı hocası. Fenerbahçe'yi önce durdurayım. Sonra uzun toplarla savunma arkası koşuları. Fenerbahçe'yi biraz yorayım. Seyirciyi arkama alayım. Hakemi arkama alayım. Diyeydi ama elde patladı. Patlayacağı da belliydi zaten de. Necip'i orta sahaya koymalar. Erik Beyli kadros maçına şey formasına kavuştu. 4 maç sonra diyor. Yani bir şey söyleyeyim. Adaletli, hakkaniyetli bir teknik direktör olsaydı. Şey hakem olsaydı. Bu Erik Beyli gerçekten ama gerçekten... Yani gerçekten ama gerçekten kırmızı kartla çoktan cezalandırılırdı. Ee, o yüzden bir şey demiyorum. Yani formasına kavuşmuş falan. Beştaş'ta 5 beş eksik diyor. Fenerbahçe'de bir sürü eksik vardı. Hani Omar Kolley, Masuako, Rozier, Rashida, Yakup Arda Kılıç. Ha Yakup Arda Kılıç çok önemli. Her maç ilk 11 oynadığı için. Lan vicdansızlar. Yani Fenerbahçe'de Umut Mare Nair falan eksik diye bir şey, şey yapalım. Kent falan eksikti. Kadroya alınmadı falan diye biz yangın yapalım. Bekao yok. Ciku bence sahada varlığı belirsizdi açıkçası. İsmail yine Crespo oynadı. Hani onun dışında Fenerbahçe tam kadro yok. Umut Nahir da yok. Kadro almadı. Kent de yok olan. Maç öncesi plaket verildi. Hasan Arat'ın ilk sınavı Kartal'dan tek değişiklik. Ciku geri döndü. Serdar Aziz yetişmedi diyor. Serdar Aziz'le ilgili İsmail Kartal'ın açıklaması var. Onu okuyacağım. Fenerbahçe'de 3 eksik diyor. Ha bak. Kimler yokmuş? Bekao, Zayt, Serdar Aziz yok. Olur mu? Umut'la ayrılan Ryan Kent de yok. Onlar da eksik. Fenerbahçe'nin de 5 eksiği var. Oğlum milletin genç çoluğunu çocuğunu sayıyorsun. Fener'i kim diye saymıyorsunuz? Demek ki onlar da eksik. Deplasman tribünü doldu. Hepsini buradan selamlarımı iletiyorum. İlk tehlike 5 beş taştan 5. dakika. Fenerbahçe golü yaklaştı. Öne geçti. Şöyle oldu böyle oldu. Maçı zaten biliyorsunuz. Kırmızı kartın vardan dönmesi rezalet. Fenerbahçe'nin penaltılarının e, varla gelmesi rezalet. Bir penaltı pozisyonda Fenerbahçe'den 3 kişinin sarı kart görmesi apayrı bir rezalet. yani rezalet, rezalet, rezalet. Neresi hani neresinden tutup düzeltsin hiçbir yerinden düzelmiyor. İsmail Kartal'dan taş maçı sonrasında çeşitli açıklamalar geldi. Bu arada Rıza Çalınbay'dan da bir açıklama geldi. Ee, önümüzde 19 maç sonra oynanacak olan Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz dedi. Çok önemsiyoruz o maçı dedim. Ne diyor? Galibiyetimizden dolayı bütün oyuncularımızı Taraftarımızı tebrik ediyorum. Her zaman oynamadı. Oynamak istediğimiz futbol bu. Çalıştık, konuştuk ve oyunu baştan sona domine ettik. Sakatların aramızda dönmesiyle birlikte güzel bir gece geçirdik. 3 puan almak için geldik. Hak ederek güzel oyunda 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Beşiktaş takımına, teknik ekibine bundan sonraki de maçlar için başarılar diliyorum demiş. Şunu söyleyeceğim vicdansızlar. Maçı kaybetsek diyeceksiniz ki lan kadro kalitesi İsmail Kartal şöyle böyle. Maçı kazanıyoruz. Kadro kalitesiyle kazandık. Yani <laughs> Rıza Çalınbay'a bomba atmışlar. Oha. Fenerbahçe yenilgisini bahanelerle bağlayan Rıza Çalınbay'a bomba soru 30 yıl sonra Fenerbahçe'ye bir şut bile atamadınız. Bunu sadece sakatlayan sakatlan bağlayacaksınız. Efsane ya. Çok konuşmaya gerek yoktu. Bizim sezon başından beri oynadığımız net bir futbol var. Futbolda bazen sizin elinizde olmayan nedenler ortaya çıkabiliyor. Aynı mevkiden sakatlıklar, orta saha aynı mevkiden sakatlar bazen zorlanıyoruz. Zorlandığımız dönemde bir iki takılmalar oldu. Bu ligin lideri durumdayız. Çok mutluyuz. Bu oyunumuzu, pozitif futbolumuzu geliştirmek için her hafta çalışıyoruz oyuncularımızla birlikte. Her hafta daha iyisi için yoğunlaşıyoruz. Kendimize yakışır futbolla galip geldik. Çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Yola devam ediyoruz diyor. Şunu da söyleyeceğim. Yani futbolculara izin verilmiş bugün için. Salı günü başlayacağız diyor. Ee, neydi? Devam edeyim dur ben bitireyim ondan sonra. Sakatlıklar için cevap. Ciku ile önce konuştuk. Hocam 60 dakika oynarım dedi. 60-70 dakikaya göre planladık. Arka adaların adalelerimde sıkışma var dedi. Hemen çıkardık. Fred'i çıkardık. Risk almamak için bak. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne kadar da iyi de öldür hakkını yeme olayı var ya. Anlatabiliyor muyum? Bakın ne kadar da iyi de öldür hakkını yeme olayı varsa da bak yaptı doğruya doğru ama biraz geç çıkardı gibi bence bak bu kadar takılma takılmamak lazım. Doğru İşler doğru gittikçe, skorlar doğru gittikçe takılmamak lazım. Yenine gelenler de iyi oynadı Fred'in yerine gelen. Daha aramıza dönecek olanlar var. Daha iyi olmak için çok çalışarak sezon sonuna kadar elimizden gelen en iyisini yapacağız. İçeride bu galibiyetten sonra oyuncularım izin istediler. Normalde izin vermiyorum. Pazar günü izindiler. Hak ettiler. Salı günü tırnava maçıyla çalışmalara devam edeceğiz diyor. Ben anlamadım. Pazar günü izindiler. Niye salı günü devam ediyoruz? Pazartesi gelmiyor mu? Yani onlara izin veriyoruz ama bize izin yok. Ben ekibimle birlikte buradan Samandıra'ya döneceğiz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz diyor. Bizim taraftarlarımız bu sene fark yaratıyorlar. Biz de bunun farkındayız. Biz de onların yarattıkları bu farka cevap veriyoruz. Bir reaksiyon gösteriyoruz. Biz burada her şeye hakimiz merak etmeyin diyoruz. Bu birliktelik tribin oyuncular enerji bizi mutlu sona götürecektir. Oyunu domine ettiklerini vurguluyor ve de sezon başından beri ortaya koyduğumuz bir oyun felsefemiz var. Bunu bugün Beşiktaş'a karşı da uygulamaya çalıştık. Haklı bir galibiyet elde ettik. Rakip ceza sahasında çok fazla topla buluşmuşuz. Bugün 3 puan almaya geldik ve bunu aldığımız için çok mutluyum. Sezon başından beri fark yaratan bir taraftar var. Yani Onlar bize verdiği enerjiyle oyuncularım onları mutlu etmek için daha çok çaba gösteriyor. Bu sinerjiyi sezon sonuna kadar devam ettirip sezon sonuna mutlu sona ulaşmak istiyoruz diyor. Ee, Ciko 42 gündür sakattı. Dün dahil 4 tak takım antrenmanına çıktı. Oynayabilir misin dedim. Sen oynatırsan oynarım dedi. Şu anki durumun onun üzerinden kaç veriyorsun dedim. 6.5-7 dedi. Biz de 60-70 dakika oynamayı planladık. Planlamaya gelince bizim oynamak istediğimiz oyun bu. Sezon başından beri birçok maçta yaptığımız düşünüyorum. Yapamadığım bir maçta da eksiklerimiz vardı. Hani buraya kadar eksiği yanlışı var mı arkadaşlar? Herhangi bir edepsizlik, terbiyesizlik hani herhangi bir şey göremiyorum açıkçası. Yani ben İsmail Kartal'ın açıklamalarını beğendim. Ferdi benim evladım gibi. Ferdi Kadıoğlu'nun performansına ilişkin soruyu şu şekilde cevap vermiş. Şimdi burada da bir enteresanlık var. Ferdi evladım gibi sol bek oynamasına ilgili 2 sene önce ben görevdeyken onu önce oynamayı kabul etmemişti. Sol bek transfer etmek istedi fakat bulamadık. Başkanız bana ne yapacağım soru. Ferdi'yi ikna edeceğim dedim. İnşallah dedi. Anlattım Ferdi'ye ne yapması gerektiğini. Gelişimle katkı sağlayacağını. Bek olarak daha iyi yerlere gelirsin dedim. Bir hafta müsaade istedi. Ailemle görüşeceğim dedi. Sonra kabul ediyorum dedi. Bugün geldiğimiz noktada Ferdi milli takımda ve Avrupa'da Avrupa kulüpleri takiminde. Bu da beni mutlu ediyor diyor. İnşallah daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Ben Pereira döneminde geçti diye hatırlıyorum ama buna bir bakalım. Fred bağlantı için çok başarılı. Beşiktaş'ın yeni yönetimi Rıza Çalma ekibine başarılar diliyor. Hani Fred'in oyun içinde bağlantıları sağlamada çok başarılı olduğunu sezgileri sayesinde de fark oluşturduğunu söylüyor. Samet'in iyi çıkardığını anlatıyor. Gördüğü sarı karta ilişkin. Ferdi'nin bir pozisyonu oldu. Hakemin görüp görmediğini anlamadım. Bir ayağım çizginin bir karış dışında. Diğer ayağım ise içerideydi. Hocam bu böyle değil dedim. Sarı kart gösterdi. Neden dedim çizgi ihlal olduğunu söyledi diyor. Serdar Aziz %100 değil. Hani futbolcuların çok fazla maç yaptığını ve bunun değişmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Serdar Aziz'in henüz az %100 hazır olmadığını, bu hafta takımla idmanlara başlamasını beklediklerini ifade etmiş. Ha, Serdar Azi'ne ilgili şunu söyleyeyim. Ee, hani Perşembe günü merak kısımda oynamasını bekliyorum. Bu hafta 1-2 antrenmanda ısınma bölümünde yer aldı. Bu hafta çalışmalara başlar diyor. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si Beşiktaş'ı hiç kaybetmedi. Beşiktaş'ın yeni stadına ilk kez ligde kazandı. 5 maçlık der, derbi galibiyeti hasreti bitti. Beşiktaş'ı 6 yıl sonra mağlup etti. E, Ciku'nun 42 günlük sakatlığı falan filan. Şimdi burada ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin derbi sonrası falan paylaşımlar geldi ama. Bakın arkadaşlar iyiyken iyi konuşmak, kötüyken kötüyü konuşmak lazım. Ama tam tersi de lazım. Burası Beşiktaş paylaşımına karşı orası Beşiktaş cevabı verildi mesela. Ben şunu söyleyeyim. Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına yer vereceğim ama bak. Fenerbahçe Beşiktaş'ın bu kadro yapısıyla Beşiktaş'ı yenmek büyük başarı mı? Bence değil. Ama bu hakem e, performansıyla bu hakem niyetiyle Beşiktaş'ı yenmek büyük başarı. Ya abi Allah aşkına Beyli diye bir herif var. Yaptığı her hareket sarı kartlık, Sarısız maçı bitirdi. İki penaltı yaptırdı. Elle oynadı. Ceza sahasına devirdi. Lan birinde sarı görse öbüründe sarı görse atıldı. Olması gereken de bu zaten. Hani ikinci penaltı da atılması lazım. Necip Uysal atılmadı. Öbürü atılmadı. Hani atılmadı derken yani sarı kart dahi görmedi. Cenk Tosun sarı kart dahi görmedi. Ya bak. Necip mesela sakatlamaya hareketlendi. Ya Allah tersine çevirir. Sen sakatlama niyetiyle yaparsın. Seni sakatlarlar. Dikkat etmek lazım. 22 şut atıp ancak 3 gol buldu. Biri penaltıdan. Bunun kafa üstüne kafa yormak lazım diyor. Ya arkadaşlar. Dünyada 22 şut attığı için, 3 gol attığı için eleştirilen başka hiçbir takım yoktur. Lan rakibe 4 tane şut izni vermişsin. Bir tanesi penaltı, iki tanesini engellemişsin. Bir tanesinde de out'a gitmiş. O da orta geliyor. Kafa geç sonun kafa vuruşu out. Mükemmel savunma yapmışsın. Mükemmel savunma yapmışsın derbi maçta. Beşiktaş'ın eksikleri vardı. Oğlum Fenerbahçe'nin de eksikleri var. 6-1 kaybedilen maçtan sonra yıkım var psikolojik. Beşiktaş'ın eline çok büyük bir şans geldiydi. Fenerbahçe'yi yenseydi taraftarla barışırdı. Kimse 5-0'lık kulüp bürüjeni ilgisini hatırlamazdı. Atilla Kara olan ya bu herif hakemlik makemlik yapamaz. Onu söyleyeyim. Beşiktaş'ın kadrosu değişmeli falan filan o bizim işimiz değil. O onların işi. Ona bir şey diyemem. Ama baştan sona art niyetli bir hakem yönetimi Fenerbahçe lehine verdiği iki penaltıyı vardan vermesi gözünün olmasına rağmen Beşiktaş'a yine direkt vermesi zaten her şeyi özetliyordu. Hani bunları konuşmaya gerek yok. Rıdvan Dilmen Lig tarihinde görmedim. Herhalde ta lig tarihinde 2 puanlı sistem dahil olmak üzere artı 29 averaj da 15. hafta bitirilmemiştir. Ben mümkün görmüyorum. Çok büyük olay diyor Fenerbahçe'nin puan tablosu. Fenerbahçe'nin muhtemel puan kaybedeceği maçlar vardır. Adana'da iyi top oynamıştı. Kazandığı birçok deplasmandan iyi oynamıştı. Hayırlı mağlubiyet deriz ya. Hayırlı mağlubiyet Trabzonspor oldu. Bir kendine geldi. Çantada keklik değil. Kendimize gelelim dedi oyuncular. Aynısını ben de İsa'ya söyledim sevgili İsa Akın'a. İsa buradan selamlar olsun. Yani aynısını söyledim. Bir kendine gel çantaya keklik değil diye. Deplasmanda da altı yiyince gerçekten zordur. O takım oralardan döndü ve bu duruma geldi diyor. Hoca iyi hazırlamış. İspanyol Hoca takım o kadar iyi hazırlamış ki bunu çok net gördük. Bu takımın kalitesini konsantrasyonu eklediğiniz zaman böyle bir sonuç çıkıyor. Hak eden Fenerbahçe. Benim görüşme göre daha fazla galibiyet isteyen, daha sakin, daha klas olan, 90 dakika üstünü bulunan Fenerbahçe oldu. Hak eden de Fenerbahçe diyor ki zaten Birinci dakikadan itibaren Fenerbahçe sanki Kadıköy'de oynarcasına müthiş agresif, sakin ve isabetli başladı. Rakibi hemen hemen get son dışında maç boyu pozisyon vermedi. Penaltıda kendi hatasıyla geldi. Livakovic geldiği günden beri belki de yere yatmadığı maç bu maçta. Livakovic? O kim lan? Altay yok muydu bizim kalede Beşiktaş maçında? Altay Bayındır yok muydu lan bizim kalede? Penaltıyı Altay yemedi mi? Livakovic mi oynamış? Oğlum biz ne zaman aldık Livakovic'i? Maçta görmedin mi? Neyse. Livakovic geldiği günden beri belki de yere yatmadığı maç bu maçtır. Penaltı dışında yere yattığını hatırlamıyorum diyor. Onu da kurtarıyordu. Beşiktaş çok büyük camia. Türkiye'de ilk kurulan kulüp. Bu oyuncular sezona... Bu arada Türkiye'de ilk kurulan kulüp değil. Bu bir yalandır. Bildiğiniz olsun. Türkiye'de ilk kurulan kulüp Fenerbahçe'dir. Siyah çoraplılar adı altında Black Stock Link. Bunu araştırabilirsiniz. Fenerbahçe'nin kuruluş amacını, niyetini, niçin kurulduğunu araştırabilirsiniz. İlk kurulan kulüp Fenerbahçe'dir. Gerçi bunlar Şimdi kavga ederler. Biz ilk kurulduk biz 1900 falan diye de. Bunu bir araştırmanızı öneririm. Bu oyuncular sezona kötü başladı ama kongre heyecanla da coşkulu çıktı, Stada geldi. Bu taraftar önde oynamak kolay değil ama kolaylaştıran Fenerbahçe oyuncuları oldu. O sakinlikle Fenerbahçe golü de buldu. Golü de yedi. Maç öyle bir hal aldı ki uzatma dakikasını gören Beşiktaşlı oyuncular bile bu 11 dakika nereden çıktı demişler. Çünkü bu maçın dönme şansını hiçbir Beşiktaşlı görmüyordu. Beşiktaş bir dakika zorladı. Maçta 107 dakika boyunca bir tek 70 ile 71 dakika arasında Beşiktaş-Fenerbahçe yer alanda karambol falan yapıp zorlayabildi. Onun dışında 107 dakika boyunca muhteşem bir Fenerbahçe istedik. Beşiktaş 6 yerli ile oyuna çıktı. Bir kere haksız rekabet var orada. Çünkü yerli kalitesi yüksek değil. Bizim sorunumuz mu? Bizim suçumuz mu? Biz Nihat Özdemir Federasyonu'nda sözde Fenerbahçe'nin Nihat Özdemir Federasyonu'nda Palette'yi falan alabildik. Acıyan Allah Fenerbahçe'yi acısın. Bana bugün Beşiktaş'tan Fenerbahçe'de oynayabilecek iki tane oyuncu söyleyin. Atilla Karaoğlan'la yan hakem ya mesela. İkisi Fenerbahçe'de oynayabilir. Yani onu da söyleyeyim. 10 olursa kimse şaşırmasın. Fenerbahçe rakip ceza salsın. o kadar çok girdi ki Fenerbahçe oraya geldiği zaman her şeyi yapabilir. Ben bir gün abarttım. 10 olursa kimse şaşırmasın diye. Oyuncular devamlı arıyor. İsim fark etmek için sürekli gol arıyor diye. Ben şunu söyleyeyim. Bu 10 abartı ama şu benim 7-1'lik skorum bir gün olacak. Yani 7-0-7-1 falan bir gün olacak eminim yani. Bu arada Belhanda'nın maçta neredeyse süründüğü maçta Mert Günok 8.1 6 kurtarışla maçı tamamladı. Ee, yani helal olsun diyelim. Yapmadığı için. Neyse. Ceza alanında cirit atlar. Livakovic'e bu maçta puan vermiyorum. Kalede göremedik. Osayi ve Fred rakip ceza alanında cirit attı. Ben de diyorum işte bizim kalede Altay yok muydu? Crespo'ya bayıldım. Çok beğendim. Atakları hem kesen hem de takımı öne iten bir Crespo vardı demiş. Ee, bazı arkadaşlarım özür dilemek de bir erdemdir. Hani İsmail Kartal'a attınız, tuttunuz. Oynata oynata bunu mu oynattın falan dediniz. Hani küfürler, hakaretler. Bir özür dilersiniz herhalde. Deplasmanda oynuyorsun. Şutlar 21'e 9. Beşiktaş Fenerbahçe maçlarının tarihinde bile bunu göremezsiniz. Deplasmanda ceza sahasına girme sayısı 42'ye 9. Bu müthiş demiş. Allah nazardan sakındırsın. Edin Ceko'dan diyor ki keşke Şimanski asistimi değerlendirseydi diyor. Edin Ceko Şimanski tartışması vereyim mi şeye. Çok iyi bir oyun sergiledi. Takım harika bir performans sergiledi. İlk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi futbol oynadık. İkili mücadelelerde çok iyiydik. Kendi hatamızdan penaltı gol yedik. Sonra durmadık. Biliyorduk maçı kazanacağımızı. Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum diyor. Keşke Sebastian attığın gol öncesinde asistimi değerlendirebilseydi. O her zaman böyle daha zor pozisyonlarda gol atmayı çok seviyor çok fazla gol oyuncunun yani çok fazla oyuncunun gol atması takımımız için çok iyi tek oyuncuya bağlı olsak sorun olurdu Fred de aslında çok pozisyona giriyor burada oynamak kolay değil ama takımımız çok iyi performans sergiledi diyor Diğer futbolcuların da açıklamaları Shimanski de cevap veriyor nasıl kaçırdığımı bilmiyorum diyor altına mı kaçırmış Shimanski altına kaçırmış ben kırmızıyı. şimdi Polonyalı ama golcü olmayan oyuncumuz. Açıkçası o boş pozisyonu nasıl kaçırdım bilmiyorum. Kaptanımız Ceko çok güzel bir pas atmıştı. Sonrasında gol attım. Çok güzel bir takım ruhu sergiledik. Sahadaki herkes büyük kulüp futbolcusu gibi oynadı. Fenerbahçe'yi çok iyi temsil ettik. Bizim için çok önemli bir galibiyeti. Kritik bir 3 puan aldık diyor. Böyle istatistiklere sahip olmak iyi hissettirir. Bugün önemli olan takım olarak aldığımız 3 puandı. Ben kulübüm için her zaman en iyisini ortaya koyarım. Gelişim kaydetiyorum. Golle lastiklere takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok ama çok mutluyum diyor. Biz de aynı. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Hakem hangi tarafa yardım et desem herhalde. Aynı cümleleri kurarız. Maçın tartışmalı pozisyonları falan desek herhalde Fenerbahçe'nin hakkı yendi deriz. Bir 45 dakikada hani Şimanski'ye yapılan bir hareket vardı. Ben ona açıkçası düşünüyorum nasıl olur nasıl eder diye. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor. Soyunma odasında güzel şeyler, hani küfürsüz paylaşımlar. Hani Fenerbahçe'nin Mert Günok farkı engelledi, Rıza Çalımbay'ın değişiklikleri falan filan. Hani uzun lafın kısası oynayan hak eden kazandı. Şu kadar eksikleri var, bu kadar eksikleri var. Şu var, bu var. Fenerbahçe Trabzonspor'a yenildiği zaman hiçbiriniz 4 eksiği var, 3 eksiği var demediniz. Yani orada hatta daha da abartayım. Samet Akaydın'ın ciddi hataları vardı. Belki maçın 3-2 olmasında ciddi hataları vardı. Dediğim gibi Mert Günok 7 net kurtarışla maçın adamı. İşte Belhanda da 7 net. Yani. Neyse uzun lafın kısası. Şeyi çok merak ediyorum. İşte Tüpraş'ta kara gece etiketi açılmadı. Maç iptali açılmadı. Fenerbahçe hakemle kazandı açılmadı. Hani ee, ya bunlar niye açılmadı ya? Bunlar niye açılmadı? Ben onu anlamadım. Ya da açıldı da bizim mi haberimiz yok. Bakalım Tüpraş'ta kara gece ha 5200 75 post açılmış. 5275 tane troll. Sevgili Sercan Hamzoğlu Crespo'ya artan performansını soruyor. Cevabı şu. Sezon başında fazla süre alamıyordum ama bir gün fırsatın bana geleceğini biliyordum. Çalışmalarıma devam ettim. Hocamızın bana güvendiğini biliyordum. Forma şansı bulduğumda elinden elimden geleni yaptım. Önemli olan sahada hangi futbolcunun oynadığı önemli olan Fenerbahçe diyor. Bu arada Fenerbahçe'ye Ciku şoku. Son dakika Fenerbahçe'ye Ciku şoku kimse beklemiyordu. Şimdi arkadaşlar Ciku sakatlandı da oyundan çıktı değil mi? Hiçbir şey yok. Sevgili Serden Hamzoğlu da sormuş. Hiçbir şey yok. Rahat olun. Ancak şok şurada. Sakatlıktan dönüşü biraz sıkıntı mı oldu? Yaptığı hatadan golü yedik ya. Arkadaşlar bunlar domine edilebilir şeyler. Anlatabiliyor muyum? Yani Rıza açalım bayağı 30 30'luk şok. 30 yıllık şok. Rıza açalım baya 30 yıllık şok. Burada da söyleyeyim. Yani herhangi bir sıkıntısı yok. Oynayabilir. Nihat Kahveci ne demiş? iyi oynayarak bol pozisyona girip bol gol kaçırarak 3-1 kazanan Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Ferdi son yılların üretilmiş robotu inanılmaz oynadı bugün Ferdi diyor. Ferdi o nasıl ciğer ya? 90 artı 5'te top attılar koştu geri döndü. Maşallah ya vallahi maşallah Fenerbahçe çok haklı bir şekilde kazandı. Mert Günok 107 dakika oynadı. 107 tane pozisyon çıkardı. Üstünü bala evet. neyse MHK yetkililerine sesleniyorum seslenmek istiyorum atayabilirsiniz atilla kara olan monitör evine gitsin evinde izlesin Gözünün önünde net penaltı var. Şimanski pozisyonu gitti Vardan izledi. Fenerbahçe bir derbide tahmin edebileceği pozisyon sayısının 3 katını buldu. Fred bugün hat yapsa neden hat yaptı demem. Fenerbahçe Dıvakoviç hariç herkes pozisyona gitti. Ben Beşiktaş tarihinde özellikle de ikinci yarıda bu kadar aciz kaldığını görmedim. Bana kızmasın Beşiktaş taraftarı ama Fenerbahçe eze eze kazandı. Beşiktaş futbolcular dua etsin. Üçle yetindi Fenerbahçe. Ben bu kadar acı duruma düşen bir takım görmedim demiş. Haklı mı? Yani haklı mı? Haklı. Sonuna kadar haklı. Ya ben şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam federasyona bir yazı gönderirim. Allah aşkına derim. Siz memnun musunuz bu hakemde? Gerçekten memnun musunuz? Arkadaş 3-1 kazanmışız. Eze eze oynamışız. Hani rakibin penaltısı haklı ben haksız falan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Eze eze oynamışız. Kazanmışız etmişiz. Ulan şu hakem performansına bak ya. Yani şu hakem performansına. Ya bu insanlar bu işten ekmek kazanıyorlar. Yapmayın gözünü seveyim ya. Yapmayın gözünü seveyim ya. Ha çocuk şeycilere istismarcıları. Ha kadına şiddetçiler. Ha böyle yönetimler. Ya Allah'tan var vardı. Düşünsene bak varın olmadığını düşün. Bir varın olmadığını düşünün bak. Pozisyonları bir düşünün. Fenerbahçe'nin iki penaltı yok. O halde bir gol yok. Beşiktaş 74'de mi ne 10 kişi. Bak 10 kişi atıldı, gitti. Belki de o hışımla Mert Günok hakeme saldıracak. 2. şey 9 kişi kalacak. Fenerbahçe 2-1 önde belki 3-4-5 yapacak. Bak. Aslında varın ol var olmasaydı Beşiktaş tarihi farkı asıl o zaman yerdi. Yani neyse uzun lafın kısası Rıza Çalınbay'la dediği gibi 19 hafta sonra çok önemli bir Fenerbahçe maçına çıkacağız diyor. Sen Fenerbahçe'yi belki yılların şampiyonluğundan ettin S Sivas Spor'un başındayken. Ancak aynı e hani aynı Fenerbahçe belki de seni yerinden etti. Yani Sergen Yalçın ismi anılır. Muhtemelen ya muhtemelen diyorum çünkü Beşiktaş'ın içini ben çok bilemem. Ee, muhtemelen ve muhtemelen Beşiktaş'ta bazı kan değişimleri olacaktır ama bilmiyorum nasıl olur. Şimdi e, bugünün maçları da var arkadaşlar Süper Lig'de. İstanbul, Alanya, Başakşehir, Hatay, Kayseri, Pendik, e, Gaziantep, Trabzon saat 7'de. Pazartesi günü Konya Sivas Ankara Gücü Rize maçı var. Bizim maçımız Sivas Galatasaray. <laughs> 16 Aralık Cumartesi günü. Hadi bakalım Sivas. Fenerbahçe'ye kesildiğin aslanlığı yine kesil. Beşiktaş Rize Deplazmanı, bak mağlup oldu. Fenerbahçe Konya pazar günü 7'de. Ben şeyi merak ettim. E, puan durumunu. Fenerbahçe 40 gol atmış. 11 gol yemiş. 29 artı averaj. 15 haftada. Yani artı averajı 2 maç başına ortalama hemen hemen inanılır gibi değil ve hani Beşiktaş 4. sırada 26 puanda liderle arasında 14 puanlık var. Kayseri Spor 3. sırada Fenerbahçe'nin galibiyeti Kayseri yaradı. Trabzon kazanırsa onun da Beşiktaş'tan averajı yüksek olduğu için o da üstlere çıkar. Bir de zaten yendiler diye hatırlıyorum. Şimdi Fenerbahçe taraftarı ne yapacak? Fenerbahçe'nin bir sonraki maçı olan Spartak Tırnava maçına perşembe günü saat 20.45'te kendi kanalında, kendi şeyinde 20.45'te Spartak Tırnava maçı var. UEFA kadromuzu zaten biliyorsunuz. Oynayabilecek, oynamayacak isimleri biliyorsunuz. Benim amacım, tesellim, temennim şu. Serdar Aziz o güne kadar oynayabilir. Duruma gelsin. Serdar Ciko oynayalım. Onu da söyleyeyim. Edinjecon'un ısı haritası enfes. Yani söylenecek sözüm bitti. Ciko oynayabilir arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Sakatlığı dediğim gibi te tedbir amaçlı oyundan çıktı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bilginiz olsun. Fenerbahçe adına 65.900 olması lazım. Düzelmedi. Neyse düzelir inşallah. Sabah belki de 66.000 belki de 67.000 ile uyanırız. Hiç belli olmaz bu işler. Fenerbahçe adına güzel bir gece. Hepimizi derbi galibinden ötürü tebrik ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.